Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Türkiye'nin jeopolitik öneminden bahsedeceğiz. Türkiye'nin jeopolitik önemi deyince aklımıza gelecek ilk unsur belki de üç tarafının denizlerle çevrili olması. Komşu ülkeler. Ama bunların yanı sıra Türkiye'nin neden bu kadar çok örgüte üye olduğuna tartışmamız gerekirse hemen şöyle bir alt başlık yapabiliriz. Türkiye bulunduğu yer nedeniyle birçok dünya ülkesine komşudur. Ve bu komşuluklarda Türkiye'nin bu anlamda daha popüler olmasına ve daha fazla örgüte üye olmasına sebep olmuştur. İşte o örgütler nelerdir ve Türkiye'nin bu kadar çok örgüte üyelik sağlamasını sebepleri nelerdir? Şimdi onlara bir bakalım. Türkiye öncelikle NATO, Avrupa Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ki Türkiye'nin önderliğinde kurulmuştur Karadeniz Ekonomik İşbirliği. D20 ve İslam Konferansı gibi örgütleri üye olan tek ülkedir. Yani birçok örgüt üyeliği bağlantılı olan ülkelerden en başta aklımıza gelecek ülke yine kendi ülkemiz Türkiye. Sebeplerini de tartıştık. Az önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin bu anlamda jeopatik konumunun önemi çok fazla örgüte üyelik sağlamasına sebep olmuştur. Peki jeopolitikte etkili unsurlar nelerdir diye karşımıza sorular çıkacak. Bu sorularda değişen ve değişmeyen niteliklerden bahsedecek. Şimdi değişen nitelikler nelerdir? Türkiye bu anlamda hangilerine sahiptir ya da değildir? Onları tartışalım. Değişmeyen unsurlar. Bitki örtüsü Değişmeyecektir ya da değişmesi çok uzun zaman alacağı için biz onu değişmeyen unsurlar arasında rahatlıkla katabiliriz. İklim yine aynı şekilde uzun vadede değişmesi zor olan elemanlardan bir tanesi. iklimle değişmeyen unsurlar arasında. coğrafi özellikler yine Türkiye'nin ve birçok dünya ülkesinde olduğu gibi değişmeyen unsurlar arasına girecek. Yine coğrafi konumda değişmeyen unsurlar arasında. Peki değişen unsurlar nelerdir onlara bir bakalım. Politik değerler. Değişebilir çünkü bunlar beşeridir. İnsani durumların ve yaratımların hepsi kolaylıkla değişebilir. O yüzden değişen unsurlar da hemen politik değerler ya da politik kanar aklımıza rahatlıkla gelebilir. Sosyal ve kültürel değerler yine bunlar da kolaylıkla değişebilecek beşeri unsurlar arasında olduğu için değişen unsurları en başında bunları düşünebiliriz. Yine ekonomik değerler de değişen unsurlar arasında. Yani şöyle bir soru gelirse karşımıza. Bugün Avrupa Birliği beşeri bir kavram olduğu için yani insanın sonradan yarattığı bir örgüt olduğu için kolaylıkla değişebilir sınırları. Ama Alp Himalaya bölge sınırı yani bu anlamda iklim ve dağdan bahsettiği için kolaylıkla değişmeyecek. Hatta değişmenin usulü arasına rahatlıkla girebilecek. Türkiye'de bölgesel sorunlar şimdiki alt başlığımız. Türkiye'de bölgesel sorunlar deyince aklımıza ilk gelecek şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili hangi tanımlara ve kavramlara sahip olmalıyız? Onlara bir bakalım. Batı Trakya sorunu. Arkadaşlar zaten güncelde de çok fazla karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi Batı Trakya sorunu. Ee, geçmişten bugüne halen taşınan ve kolay kolay da çözüme ulaşmayacak sorunlar arasında gösterilen Batı Trakya sorunu. Kimle yaşıyor olabiliriz? Sebepleri nelerdir? Çözümleri nelerdir? Onlara bir bakın. Türkiye ile Yunanistan arasında ciddi bir sıkıntı. Lozan Anlaşması'ndan doğan talepleri olumlu yanıt vermemesinden kaynaklı olarak Yunanistan'ın bu anlamda Türkiye ile arasında yaşadığı sıkıntılar e, içinde en önemli sorun ve sıkıntı olarak karşımıza çıkacak Batı-Trakya sorunu. Hemen arkasından Irak sorunu diyoruz. Irak'ın kuvveti işgali ve körfez savaşı e, bu anlamda Türkiye'de komşuluktan dolayı direkt bağladı. Yani bu sorunlar bizi direkt ilgilendiren sorunlar ve bu anlamda da hala güncelliğini devam ettiren sorunlar. Kıbrıs sorunu yine güncelliğini koruyan zaman zaman aramızda problem yaratan sorunlardan bir tanesi yine 1923 Lozan Barış Anlaşması ile Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin bu anlamda yer değiştirme hakkı tanındı. Bu hak sonucunda binlerce Türk adayı terk etmek zorunda kaldı. Böyle bir hak ya da bu anlamda mübadele dediğimiz zorunlu göç bu sorunla beraber karşımıza bir tanım olarak da çıkmış bulunuyor. Kıbrıs sorunu yine bizi direkt ilgilendiren sorunlar arasında. Ege kıta sahanlığı sorunu, yine denizlerimizin bu anlamda Yunanistanla paralellik göstermesi, arada bu anlamda problemlerin olması Ege kıta sahanlığı sorununu Yunanistanla haline halihazırda yaşamamıza sebep olmuştur. Türkiye ile Yunanistan arasında tekrar edelim. 1960-73 yılları arasında Yunanistan tüm kıta sahanlığının kendisine ait olduğunu iddia etti ve bu anlamda aramızda kıta sahanlığı sorunu yaşanmaya başladı. 1976 Bern Anlaşması ile çözüm yoluna gidilmiştir ama halen bu çözüme ulaşmış bir sorun değildir maalesef günümüzde de güncelliğini koruyan sorunlar arasına girmiştir. Suriye su sorunu. Bakın arkadaşlar şimdi coğrafi olarak değerlendirirsek Suriye'nin bulunduğu yer karasal iklim hatta çöl iklimde yarış gösterdiği alanlardan bir tanesi. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yine Suriye ile komşuluk yapan ve bu anlamda su sorunu yaşayan bölgelerimizden bir tanesi. Yani ikisine ciddi bir kuraklık riski var. Şimdi Suriye ile komşuluğumuz bu anlamda ikimiz için de önemli olan iki nehri de bağlıyor. Neydi onlar hatırlayalım. Dicle ve Fırat. Şimdi bu anlamda Fırat'ın üzerine kurduğumuz Karakaya Barajı'nın Suriye ile ortaklaşa kullanılan suyun azalmasına sebep oldu. E, Suriye'de bunun üzerine ne yaptı arkadaşlar? E, Türkiye'den e, Fırat'ın ve Dicle'nin suları ile ilgili farklı yaptırımlarda bulunmasını istedi. İşte bu sorun yani suyun bu anlamda sorun oluşturması Suriye ile aramızda ufak çaplı gerginliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu da bizi direkt bağlayan sorunlar arasında. O zaman şöyle bir toparlamamız gerekirse komşuluk e, ilgisi olan tüm sorunlar Türkiye'yi direkt bağlayan sorunlar. Diğerleri ise dolaylı ama bağlayan sorunlardır. Bunu da unutmayalım. Bununla ilgili karşınıza bir takım sorular çıkabilir. Yine çıkmış sorulardan bir tanesi ÖSYM tarafından sorulmuş. Çıkmış sorulardan bir tanesi de şudur. Avrupa'da Tuna Nehri birçok ülkeden geçmekte ve aralarında sorun oluşturmamakta. Bizim ülkemizdeki Fırat ya da Dicle ya da buna başka bir isim de verebiliriz. Herhangi bir nehir Suriye ile çok daha büyük sorunlara sebep olmakta Avrupa ile Suriye arasındaki bu farkın ne olduğunu sorabilir size ÖSYM. Ki az önce de belirttiğimiz üzere çıkmış bir soru bununla paralel olarak soruldu. Burada yapacağımız ilk yorum, Yorum az önceki detaylı bilgilere bakarak şunu da de demek. Diyoruz ki Suriye bu anlamda ne yaşıyor? Ciddi bir kuraklık riski yaşıyor. Avrupa'da kuraklık riski yok. Hatta dünyada çöl olmayan tek kıta Avrupa. O nedenle Avrupa çöl bulunmayan ve karasal iklime çok fazla sahip olmayan bir kıta olduğu için bu Tuna Nehri'nin geçtiği birçok ülke su sorunu yaşamadığından böyle problemlere şahitlik etmemekte. Fakat Suriye kuraklık riski olan bir ülke olduğu için bu gibi sorunlara maalesef Türkiye ile Suriye'nin başına halen çorap örebilmekte. Bu detayı lütfen unutmayalım. Hemen arkasından Türkiye'yi dolaylı ilgilendiren sorunlardayız. Direkt ilgilendiren sorunlara bakmıştık. Şimdi dolaylı ilgilendiren sorunlardayız. Dolaylı ilgilendiren sorunlar nelerdir? İlk sorunumuz Bosna-Hersek sorunu. Bosna-Hersek biliyorsunuz bizim komşuluk yaptığımız bir ülke değil. Fakat Türklerin bulunması bu anlamda Türkiye'yi dolaylı olarak sorunsuz olarak bağlamaktadır. Yugoslavya'nın dağılmasıyla Sırpların başlattığı savaşla binlerce sivil insanın katledilmesi bu anlamda sorunun Türkiye'de bağlamasına sebep olmuştur. 1992'de Bosna Hersek kurulmuş yani yeni kurulan ülkelerden bir tanesi Bosna Türkiye'nin bu anlamda yardımına da ihtiyaç duymuştur zaman zaman bu sorunla ilgili. Hemen arkasından Makedonya sorunu diyoruz. Bakın Bosna Hersek'le hemen hemen paralel sorunlardır bunlar. Yine komşumuz olmamasına rağmen, bizi direkt bağlamamasına rağmen Türklerin burada yaşaması bu anlamda ne yapmıştır? Bosna Hersek gibi Makedonya'nın da bizi dolaylı olarak ilgilendiren sorunlar arasına sokmuştur. 1991'de Makedonya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan bu sorun güncelde hala yerini korumaktadır. Orta Doğu sorunları Filistin sorunu ve Kosova sorunu yine Kosova 2008 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Kafkasya sorunları Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal etmesiyle başlamış ve bu anlamda da hala Türkiye'yi direkt bağlamayan fakat dolaylı olarak bağlayan sorunlar arasında yerini korumaktadır. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'nin bölge özelliklerinden bahsedeceğiz. Sadece Türkiye değil bütün dünya ülkeleri için uyarlayabileceğimiz genel bilgiler de var içinde. Yeryüzü şekline göre bölgeler neler olabilir derse dağlık bölgeler ya da ovalık bölgeler gibi seçenekler karşımıza çıkabilir. İklim tipine göre bölgeler nelerdir derse Akdeniz iklim bölgesi gibi tipler yine karşımıza çıkabilecek iklim bölgesi tipleri arasında yerini alacak. Bitki örtüsüne göre bölgelerimiz nelerdir derse örneğin Akdeniz ikliminden bahsetmişken maki de burada bu anlamda rahatlıkla söyleyebiliriz. Maki bitki örtüsünü oluşturduğu bölge sınırlarında burada karşımıza çıkarsa rahatlıkla işaretleyebiliriz. Yine nüfusun yoğun olduğu bölgeler ya da nüfusa paralel olarak çekici ya da itici bölgeler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Yerleşim özelliklerine göre bölgeler. Bunlardan bir tanesi sanayi bölgesi. Türkiye'de bir örnek vermemiz istenirse bize sanayi bölgelerinden ne diyebiliriz arkadaşlar? İstanbul en güzel en başta aklımıza gelecek ilk örnek. Yine İzmit aynı şekilde İstanbul'a paralel düşünülebilecek ikinci örnek. Dünyada sanayi bölgeleri neler olabilir derse ne diyebiliriz arkadaşlar? Taş kömürüne bağlı sanayi Almanya'da özellikle Ruhr havzasını içine alan bölgede söylenebilir. Burayı biz Ruhr havzası diyebiliriz. Ya da Essen şehri diyebiliriz. Essen bölgesi diyebiliriz. Ya da dünyada yine Amerika'dan, Detroit'ten bahsedebiliriz. Detroit yine bu anlamda sanayi bölgeleri arasında, sanayi şehirleri arasında rahatlıkla gösterilebilir. Maden bölgeleri Türkiye'den bir örnek vermemiz gerekirse Zonguldak önemli örneklerden bir tanesi. Taş kömürüyle maden şehri olma popülasyonunu hala e, koruyabilmektedir Zonguldak. Tarım bölgelerine ise örneğin Konya Ovası, Türkiye'nin buğday ambarıdır. O yüzden e, Konya Ovası'na da bu anlamda ne diyebiliriz? E, tarım bölgesi, yöresi diyebiliriz. Turizm bölgeleri, turizm bölgeleri deyince aklımıza hemen Antalya gelebilir. Bu anlamda Muğla gelebilir. Serbest ticaret bölgeleri gümrük hattı dışında kalan bölgelerdir. Bunlar da Türkiye'de en önemli iki örneğimiz Mersin ve Antalya limanlarının bulunduğu bölgelerdir. Bunları da unutmayalım.